Merhaba sevgili Babala TV izleyenleri, kardeşlerim. Organik magazine hoş geldiniz. Yine her şeyi organik organik yapıyoruz. Aman bizi sakın organikçiler, başka organikçilerle karıştırmayın ha. Biz magazinin organini yapıyoruz. Karıştırıyorlar biliyor musun? Ondan dolayı söylüyorum. Evet işimiz magazin, gündem magazin. Ama bakıyorum önümde o kadar çok magazin haberi var ki. Birbirinden böyle hani ilginç magazin haberleri var. İçinden böyle benim hani alkışlayacağım, öveceğim bir şey çıkar dersen. iki tane, üç tane. Yani bakın hani magazin gündemi yoğun diyoruz ama yoğunluk hep şeye böyle eleştiri açık, yanlış işler var. Yanlış yorumlar var. Yanlış haberler var. Ne bileyim. Yanlış cevaplar var. Muhabirlerin sordukları sorulara yanlış cevap verip pişman olup akşam tekrar açıklama doğrusu açıklama yapanlar var filan. Var var var. Bir de biz muhabirlere düşen bir şey var arkadaşlar. Yanlış sorular. Sorulmaması gereken sorular var. Soruyoruz. Sonra karşımızdakini çok üzüyoruz. Ona da geleceğim. Yani ama önce şöyle bir gündemle alakalı gitmek istiyorum. Şimdi YouTuber Enes Batur ilk filmini ben beğenmemiştim ama ona rağmen 1,5 milyon yapmıştı işe. Fakat ikinci filmini çok beğendim. Yani gerçek kahraman Enes Batur. Hatta yine YouTuber olan başrolü paylaştığı Ömer Başdoğan. Yani o da Nalet Bebe diye <laughs> yapıyor. Onu da çok izliyorum videolarını gayet başarılı. Bu ikisi aşısı tutmuş. Yani bu ikili ben sanki şey gibi olmuş böyle Zeki Alasya, Metin Akpınar tarzı bir şey olmuş. Fakat tam yaşıtlarına göre yani böyle nasıl söyleyeyim 8 yaşındaki çocuk da izleyebilir. 20-25 yaşındaki gençler de izleyebilir. Şimdi ben bu film yani gerçek kahraman fragmanı izledim. Birkaç kere izledim hem de. Budur dedim. Yani Enes Batur'un giymesi gereken gömlek bu. Çünkü oraya hitap ediyorsun ve çok başarılı olmuş kardeşim. Nazara gelme ama gişeyi söyle söylüyorum. Tutarsa muhakkak beni ara. Ben iyi kötü 4 milyon görüyorum. Sakın şaşırmasınlar. 5 olursa da şaşırmam 5 milyon. Ama ben 4 milyon görüyorum. Senin gönlünden ne geçiyor bilmiyorum ama başarılı bir film yapmışsınız. Kesinlikle çocuklara uyan, gidilmesi gereken bir film olmuş. Ben de tavsiye ediyorum. Ve çok da güzel olmuş. Çekim de çok başarılı. Film de çok başarılı. Senaryo da çok başarılı. Bunun peşinden git sevgili Enes. Ayrıca da Ömer'e de yalnız bırakma. O da iyi bir karakter, iyi bir yetenek. Onun her ikinizin de önü açık olsun sinema sektöründe. Zaten zaten YouTuber olarak gayet iyisiniz. Ona söyleyecek bir lafımız yok. Çapka çıkartıyoruz yani onu demek istiyorum. Ola lafımız yok ama sinemada da bu doğru gömlek. Onun için başarılar diliyorum size. Şimdi gelelim gene magazin gündeminde çok konuşuluyor. Mehmet Ali Erbil. Allah acil şifalar versin. 7 aylık bir tedaviden sonra artık aslında kendine geldi. Yani daha doğrusu söylenenlerden, konuşulanlardan, ablasının açıklamalarından dolayı Mehmet Ali Erbil çok çok iyi. Fakat tabii o kadar büyük bir süreç, öyle bir tehlikeli süreçler geçti ki Allah onu sevenlerine bağışladı. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Fakat şimdi Mehmet Ali Erbil'de bir fobi var. Yani taburcu olma fobisi gibi bir şey. Hastaneden taburcu olamıyor. Yani eve gittiğim zaman başıma bir şey mi girecek diyor yani. Ne olabilir Allah korusun herkesin başına her an her şey gelebilir ama o bunda bu fobi haline gelmiş ve tam anladığım kadarıyla kesin bir şeyler olmadan çıkmak istemiyor. Burada tabi ablasının da etkisi var. O da kardeşinin tam net olarak sağlığa koşma çıkmasını istemiyor ama sağlık durumunun çok iyi olması bizleri sevindirdi ama benim kesin kanım bir fobi oluşmuş. Yani bu fobide taburcu olma fobisi. Hep böyle bizim gündemimizde böyle sağlıklarda yeni yeni laflar buluyoruz ya. Hatta ona bağlantılı söyleyeceğim. Burada bir haber var. Çok güldüm. Yani Mehmet Ali burada tekrar acil şifalar diliyorum. Sağlıklı Allah evlatlarına bağışladı. Sağlıklılar diliyorum. Uzun yıllar diliyorum kendisine. İnşallah bu fobiyi de en kısa zamanda atlatır. E artık hastaneye şey yaptı. Rezidans ev yaptı çünkü yani. Bildiğin rezidans eve döndü o. hastane hastaneden çıktı yani. Tamam artık yani. Neyse. Morali değilmiş duydum kadarı. Çok güzel. Şimdi Yasak Elma dizisinin kahramanlarına Şavaş Sam. Dizi arkadaşlar çok yorgun bir ortam. Yani hakikaten e, Tamam tamam popülerseniz, sıtarsınız, çok seviliyorsunuz, seviliyorsun seviyorsun ama sette çalışmak, oyunculuk yapmak, hele hele 16-17 saat sette kalıp rolünüzü hakkıyla vermek çok zor. Bunlardan biri de, Seval Şam. Çünkü niye? Dizinin lokomotif oyuncularından biri. Fakat öyle bir yorgunluk çıkarmış ki bu şeye geldi bana aklıma. Meryem Uzerli tükenmişlik sendromu yaşadı. Türkiye'ye bir tane yeni bir hastalık getirdi ya. Bu da şimdi şey gitmiş. Kümülatif yoruldum. Kümülatif yoruldum. Bakın yorgunluğun başka bir adı varmış. Ben bunu yeni öğreniyorum. Kümülatif. Sen biliyor musun kümülatif yorgunluğu? Niye bilmiyorsun? Ya biliyor ben. Yani şuna kısacası at bulacağına. Ya ben bir sezon boyunca çok yoruldum. Vücudum yoruldu. Şimdi sezon filanına giriyoruz. Bir tatile gideceğim, dinleneceğim. Ne bileyim Bodrum, Antalya, Kuşadası, Fethiye, Çeşme, Alaçatı neyse. Vücudumdaki yorgunluğu atacağım. Kümülatif ne ya? Ya insanlara bir şey yaratıyorlar, bir şey çıkartıyorlar. Yani inanamıyorum ben ya. Yani bakın Savaş'ım kümülatif yorgunum. Ben de bir yıldır inanın gerek dergi, haberler filan derken acayip kümülatif yoruldum. Fena kümülatifim yani. Neyse iyi bir şey herhalde kümülatif yorgunum. Bir önce bu kümülatifi nasıl söylemekte zor. Kümülatifi atacağım inşallah. Yani sayenizde çok yorgunum kümülatif olarak söylüyorum yani. Şimdi burada tabii çok haberlerimiz var. Magazini sevmeyen yani sanatçılar var yok değil. ne bileyim cevap vermek istemiyorlar. Muhabirlere görmezlikten geliyorlar. Ya arkadan kaçıyorlar ya başka bir yerden Taksiyat, arabada yani bir şekilde cevapsız bırakıyorlar. Bazıları da ya yani o kadar sevmiyor ki abuk subuk cevap veriyor. Mesela tıpkı Hazal Kaya. Ali Atay ile evlendi biliyorsunuz ki. Muhabirler doğal olarak artık hamileliğini bildikleri için hayırlı olsun işte doğumana kadar kaldı diyorlar. Cevap şu. Nereden uyduruyorsun? Bu lafın üzerinden 6 veya 7 saat sonra kendi Instagram'ından bir açıklama. 11 haftalık hamileyim çok mutluyum. E bu çocuklar sana sabah ne sordu ya? Peynir ekmeği fiyatı mı sordu? Ne yaptı yani? Gaz çok parlandı tekelezan mı geldi dedi. ÖTV patladı mı dedi. Ne dedi yani? Anlamadım ki yani. Eğitim sistemi bozuldu dedi. Ne dedi yani? Yani. Sana dedi ki çok güzel bir şey dedi ki çok dedi hani naifsiniz. Doğuma ne kadar kaldı? Bakın ne kadar güzel bir şey. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Bunda ne kadar güzel bir şey. Ya sevgili Hazal sen bu ülkede star olduysan magazinciler bu çocuklar sayesinde oldu. Bugün Hazal Kayı'yı biliyorlarsa medya sayesinde biliyorlar. Yani sen yani anlamadım ki yani. Cip kabuğundan çıkmış ilk önce kendini beğenmemiş yani. Bu nasıl bir şey ya? Yani sen gökten zembeyle gelmedin bu ülkeye. İşinize geldiği cevapları vermeyebiliyorsunuz. işine gelmediği zaman tukaka kaçıyorsunuz. Ondan sonra da nereden uyduruyorsunuz lafından 7-8 saat sonra jeton düşüyor. Çark ediyor yani. playing 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 Eşiniz herhalde bir şeyler söylüyor çevreden filan. Ondan sonra ben 11 haftalık hamileyim. Kardeşim Allah analı babalı büyüsün. Allah sağlıklı bebek nasip etsin. Bunlar güzel şeyler. İnsanlarla güzel şeylerinizi paylaşın. Bunlar güzel şeyler. Bunlardan çekinmenize, ne bileyim utanmanıza, hayranlarınıza bu müjdeyi verin. Sizin sevenleriniz bunları bekliyor. Bunları niye esirgiyorsunuz onu anlamıyorum yani. Ne kadar güzel hamilesin, evlisin, eşin de oyuncu, sen de oyuncusun, sevilen bir insansın. Yakında anne olacaksın, duygularını paylaş. Popüler insanın fanları, hayranları bu haberlerle mutlu oluyor kardeşim. Niçin bunu anlamakta zorlanıyor bir de laf ne kadar çirkin. Nereden uyduruyorsunuz? Ya bak kendi lafını yalanlıyorsun akşam. Ondan sonra sizden bir doğru cevap bekleyelim. Bu bizim magazin muhabirlerinin sorduğu doğru cevaptı. Şimdi ben size başka bir şey soracağım. Ağlatan soru. Yani ağlatan soru da bir annenin canını yakma. Daha doğrusu anne adayıydı kendisi. Yani 4 aylık bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Begüm Kütü herhalde atılıyorsunuz. Soru da şuydu. Çocuklar bu soruları sorarken dikkat edin. Bakın çok hassas bir soru soruyorsunuz. Sorulmaması gereken bir soru soruyorsunuz. Haddini aşıyorsunuz. İşte burada da bak bu yani iğneye başkasını çuvaldığınızda kendinize batıranın olayını söylüyor diyorum size. Yani çuvalda değil de komple kalın şiş batırın kendinize. Ne zaman anne olmaya düşüyorsunuz sorusu çok sıcak arkadaşlar. Ve bir gün kötü hüngür hüngür ağlat peşinin yanında. Yine o kadar naifler, o kadar efendiler, o kadar terbiyeliler ki size en ufak bir tepki vermeden bakın bunlar da çok örnek. Oradan çekilip gittiler ama bir anneyi ağlattınız ya. Ya yakışıyor mu size kardeşim ya? Bu nasıl bir soru ya? Her şey sıcak arkadaşlar. Bulunmaması gereken bir soru da bu. Anladınız mı? Bakın Hazal Kaya'dan verdiğim örnek soru doğru. Orada cevap yanlış. Burada soru yanlış. Sorulmaması gereken bir soru. Ya başka bir şey sorun arkadaşlar ya. Evet anne olmak istiyorum cevabını alsam ne olacak? Almasan ne olacak? Kaldı ki 4 aylık bebeğini kaybetmiş birini konuşuyoruz. Bir anne. Yapmayın arkadaşlar. Bazı konular o kadar hassas ki ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Dersinize adam gibi çalışın. Tıpkı nasıl Hazarkaya iyi ders çalışmışsınız sormuşsunuz doğruyu. Bu yanlışa da dikkat edin. Hoşunuza gitti mi bu görüntü? Hüngür hüngür ağlattınız. Kim bilir o travmayı evde eşi ona nasıl atlattırdı veya nasıl unutturdu? İşte ablası vardı, yakınları vardı. Nasıl o kızın tekrar eski haline gelmesini sağladılar? Allah bilir. Yani sevgili bir gün. Allah yardımcın olsun. Yani ben bu konuya değinmek istedim. Kusura bakma tekrar hatırlatıyormuş gibi olmasın ama maalesef çok üzüldüğüm için bunu söylüyorum. Söylemek zorundayım. Burada bizim muhabirlerin de kendine çeki düzen vermeleri gerekiyor. derslerini iyi çalışması gerekiyor. Sanatçılara soracağınız soruları, sorulmaması gereken soruları da iyi bilin kardeşim, iyi bilin. Yani laf olsun, torba dolsun sorusu yapmayın. Yine son zamanlarda mayadan böyle değiniyoruz. Bu Simge Sağ'ın 37 yaşında bir çocuğu varmış. Böyle abuk sabuk haberler. Ortada sözde gazeteci diye birini çıkartmış, uydurmuş olduğu. Ben Ece Seçkin'den duydum. O bana söyledi. Ben de haber yaptım filan filan diye. Öyle bir haber. Kardeşim Simge Sağım şunu söylüyor. Benim çocuğum yok. Ya bu çocuk saklanır mı arkadaşlar? Ya bu çocuk yani nasıl saklanır ya? Lan bu dolma kalem mi? Ha, saklayasın da bulamayasın. Çocuk can ya. Bunun babası var, nüfusak kaydı var, bu annesi. Bir saklarsın, iki saklarsın, üç saklarsın çıkar. Hangisi gizli kaldı bu çocuk gizli kalsın? Ha olabilir mi? Olur da. Ama böyle altı boş haberlerle bir haftadır ya pazartesiden beri gündemi meşgul ediyorsunuz ya. Bir tane sözde gazeteci yazmış Instagram'da mı, YouTube'da mı ne? Sonra ara araştırıyorsun ki eskiden beraber çalışmışlar. Onun basın danışmanıymış. Aralarında Al demek ki bir şey var. Ben kızın canını nasıl acıtırım ama nasıl acısı acısın muhabbeti. Yok Ece Seçkin demiş ki ona çocuğu var Simge Sağ'ın filan. Ece Seçkin diyor ki ben böyle bir şey demedim. Simge Sağ'ın mahkemeye veriyor. Davayı vazgeçersen 4 tane o sözde gazeteciye elektrikli akülü sandalye hediye ediyor. diyor. Ya çocuğun akbil alacak parası yok. 4 tane akülü sandalye nereden hediye ya, bu davan bu kadar kolay mı? İddialar çok güçlü. İş nereye gelmiş? Neyse sonuçta dava mahkemelik. Ama arkadaşlar şunu söylüyorum ya bu kadar basit değil bu ya. ya herkes herkese bir şey söyler o zaman. Sana sanatçıya dersin ki senin ikizin mi oldu? İşte senin işte yasak aşkın mı? Herkes her şeyi söyler. Bunun adının altında iddia der. Bu acayip bir şey yani. Bu insanları zor duruma sokuyoruz. Üstelik de meslektaşımız değil yani. Instagram'da, YouTube'da kendini gazeteci diye ortada dolaşan bir tip. Adını da burada zikretmek istemiyorum. Değmez zaten ondan dolayı zikretmek istemiyorum. Onun için yani ben bunu söylemek istedim. Tekrar bağlantını gideyim diyorum. Alişan'a değinmek istiyorum. Alişan tabii ki yaklaşık 12-13 yıldır Mahsun Kıbrıcı görüşmüyor. Görüşmemesinin gerekçelerinin altında biliyoruz zaten. Mahsun'un babasına olan yani Alişan'ın babası olan tavrı, selam bacak bacak üstüne oturması filan. Daha başka bir sürü şeyler falan var. Ta o prestij müziğe falan dayanan bir olay o. Ve hayatımda Mahsun'a yer yok diyerekten kesin bir dille bunu açıkladı. Yani Mahsun'la sanki barışacak gibi durmuyor. Mahsun tarafından da bir atak yok, bir gelişme yok. Onun da çocuğu oldu biliyorsun. Alişan da sonunda baba oldu. Bu var oldu. Da. Ama bu bir zamanların Alişan, Özcan Deniz, Mahsun Kımızgül gibi örnek beraberlik yaşayan, ticaretlerini birlikte yapan, hatta rahmetli Hilmi Topalo'nun vurduğu prestij müziğin ortaklarından olan, sonra büyük bir şekilde batan ve bu bataklığında büyük zarar gören bu üçlü artık birbirlerinden uzaklar. Mahsun Kırmızıgül Özcan Deniz barıştı. Hatta çocuklarını bir araya getirip sevdiler. Güzel de bir örnek, bir güzel bir birliktelik gösterdiler. Fakat Alişan bu gruba hala uzak. Özcan Deniz'le problem yok ama Mahsun'u kesinlikle hayatından çıkartmış. Sanki barışacak gibi durmuyor. Kaldı ki Demet Akalın'la da barıştı biliyorsunuz. Alişan baba olduktan sonra birçok kişiyle barıştı. Beyaz sayfa açtı hayatında. Tekrar çocuğuyla birlikte, ailesiyle birlikte görüşmedikleriyle barıştı. Ama Mahsun'a bu konuda anlaşıldığı kadar kapıları kapatmış durumda. Burada aslında söz Mahsun Kırmızıgül'e düşüyor. Sevgili Mahsun, bu iş sana düşüyor. Bu konuda ne diyorsun? Alişan'ın açık ne diyorsun? Seni hayattan çıkarttığını bir zamanlar yediğiniz, içtiğiniz bir arada gitmeyen dostunuz, arkadaşınız. En küçüğünüz de Alişan'dı. Sahiplendiğiniz, yanınızda durdunuz, birlikte hareket ettiğiniz, konserlere gittiniz, televizyon programları yaptınız, paralar kazandınız, paralar kaybettiniz. Ama sonuçta hayat devam ediyor. Ama böyle bir açıklaması var sevgili Alişan'ın. Şimdi herkes senden bir cevap bekliyor. Zaten yarın öbür gün seni bir yerde görürlerse inşallah bizim iyi soru sorabilen muhabirler denk gelirsin de adam gibi sorarlar. Senin de buna cevap vermeni istiyorum. Çünkü cevapsız bırakmaman lazım. bu itibariyle oldukça kırılmış. Kırılma sebebi de demin söylediğim gibi o sebeplerden biri. Bu konuda artık söz sende sevgili Masum. Hakikaten gözler sende. Ben de takip edeceğim. Bu konuda ne açıklayacak, ne açıklayacak, ne söyleyecek, ne diyeceğini çok merak ediyorum. Daha da başka iddialar var ama onu senin açıklamasından sonra ben tekrar burada gündeme getireceğim, dile getireceğim ama sen bu konunun üzerine bir şeyler söyle bence. İddialı bir şey. Alişan'ın devam ediyorum. Neden devam ediyorum? Ya bu ayakkabı bağlama olayı falan hani vardı ya. Alişan demiş ki biz yapınca Çağla Şikel Alişan'ın ayakkabısını bağlıyordu. Aynı şekilde de yani ünlü piyanist fazla sayın da eşi ayakkabısını bağlıyordu. Ya biz yapınca diyor aşağılama. Onlar yapınca gereksinim. Ama model aynı. Yani Çağla arkadaşı ayakkabı bağlıyor. Orada eşi fazla sayın ayakkabısını bağlıyor. Yani iki kadın da ayakkabı bağlıyor. E bağlamayın kardeşim. Bırakın erkekler iyisin bağlasın. görüntülerin ben her de hoş olduğuna inanmıyorum. Bağladım ama şunu da söylemeyeceğim. Yani işte kadın burada küçüldü etti veya işte bu ne gereği vardı filan gibi bir şeyler söylemeyeceğim. Bağlasınlar yani. Biz, ben hayatım boyunca hiçbir kadına ayakkabı bağlatmadım yani. Giydirmedim de. Bağlamadım da. De. Allah dedim güç kuvvet verir. Eğilebildiğimiz süreçte bağlayacağız Allah'ımıza şükürler olsun. Allah bizim hani belimize filan bir zaval vermezse bağlatacağız da ayakkabı giyin kardeşim. Ya. illa i̇lla bağcıklı dolaşmayın yani. İşte bak gördüğün gibi ne diyor? Biz yapınca aşağılama. Yani Alişan bir sürü demek ki tepki görmüş bu olaydan dolayı. Fazla sal yapınca kültürel mozaik olabilir o dünya starı. Ünlü piyanistimiz. Yapar mı yapar filan gibi. O olmaz arkadaş. Ne aşağılayacağız ne de gereksinim. Her ikisi de değil biliyor musunuz? Soruların cevabı aşağılamama da olmamalı ki aşk kimse kimseyi aşağılayamaz. Gereksinim de olmamalı. Olması gereken erkek kendi işini görmeli. Görmesi gerek. Kendi ayakkabısını bağlı sonuçta ya başka bir şey yapmıyor. Alt tarafa ayakkabı bağlayacak. Şimdi şöyle devam ediyorum. Tekrar sizi 72. Kan Film Festivali'ne geri götüreceğim. Festival rüküşü seçilmiş. Yani festivalin çok güzel giyinenleri olduğu gibi rüküşü de seçilmiş. Tabi alkışlarla kim seçilmiş sizce? Sevgili poposu güzel Meryem güzel. Le. Yani popoyu da açtım Meryem oradan da kurtaramadım. Yani Kan Film Festivali'nin en rüküşü sen seçilmişsin ve alay konusu olmuş. İşte bizi temsilen gönderdiğimiz arkadaş. Sinemamızın nesi olabilir bu? Kraliçesi diye diyemiyorum. Yani muhteşem yüzyılı yarı yolda terk edip tükendirmiş sendromu diye bir şey çıkartan arkadaş oraya gitti. Alın popomu dedi. Ortaya sundu. Oyunculuk dedi. Budur, biz de poposunu gösterdi ve orada da alay konusu oldu. koskoca Fransa Film festivalinde en uçukuş oyuncu olarak bizim Meryem özelliği gösterdi. Ne kadar mı gülüyoruz ama yani biz bu şey gibi yani biz ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Ya seni oraya biri götürdü güzel yönetmen olabilir, yapımcı olabilir çok bak bunlar bir fırsat aslında. Fırsatlar ayağınıza geldiğinde değerlendirmek çok önemli. Sen değerlendirebiliyorsan zaten çok güzel bir şey. Yani bakıyorum iki tane kıyafet geldi. biri kırmızı, biri de o dediğim gibi açık olan, dekolteli poposu açık olan kıyafet. Şimdi bakıyorum aslında her iki kıyafette olmamış. Ötekisi de gece kulübü kıyafeti gibi. Hadi kırmızıyı ayırıyorum ama her iki kıyafetleri rüküş seçiyorlar biliyor musun? Her iki kıyafeti. Birini Dubai'de giydi. Ama Fransa'daki giydiği o poposu açık olan kıyafet rüküş. Kan Filipes'in en rüküş kıyafeti olarak seçildi. Kim giydi? Meryem Üzerli. Kimi temsil ediyorsun? Türkiye. Herhalde Almanya adına gitmeden oraya. Doğru mu? Yani seni kim götürüyorsa yani insan şunu der ya Meryem bunu giyme ya. Ya seni hangi modacı giydiriyorsa ya bir don ver de bir don içine falan bir şey de ya, Yani ne bileyim yani bir paçalı donlar falan deseydin keşke ya. Yani. Paçalı don da bize. Yani rüküşlüyü kurtarmazdı ama bir yerimizi kapatırdı en azından. Ya bizim bir yerimiz açık kalmış gittik oraya. Ve hala yankıları devam ediyor. Rüküşlüyü de biz aldık yani. Böyle rol alsaydın rüküşlük alacağını. Ama nerede? Söylüyoruz söylüyor. Biz söylüyoruz. Biz dinliyoruz. Ondan sonra bize oturup kızıyorsunuz. Ay nasıl beğendin o kıyafeti şaşırıyorum. Evet sevgili Ivana Sert. Bizim sevgili Sırp starımız. Bir albüm yaptı. Çevresindeki herkes şoktaymış. Ama nasıl şokta biliyor musun? Acayip beğeniyorlarmış. Sesini, tonunu filan. Yani sevgili Ivana yani bizim Türkçedeki 29 aktan 19'unu kullanıyorsun. Albüm yaptım Şarkının adı İma imalat hatası. Yani şarkımı imalat hatası? Yani senin sesi mi imalat Bilmiyorum. Yani bu sesle, bu sesle, bu imajla, bu düşünce, bu, bununla çıkıp halk konserleri vereceksen ve senin bu halk konserlerine gelip insanlara dolduracaksa vallahi ben hiçbir şey demiyorum. Ben bir şey de bilmiyorum. Ya ben müzikten de anlamıyorum. Ya bu klibi ben iki üç kere izledim. Yani neden şarkıcılık diye hep soracağım, soruyorum. Ya senin bir işin var, modayı seviyorsun, işte çantaydı, takıydı, ayakkabıydı. Var güzel bunlar. Yapabiliyorsun, moda ikonluğun var. İyi anlıyorsun. Kadını filan giydirmek, etmek, kadına ne yakışır? Bunları da biliyorsun. Makyaj filan bunlar okey. Ya bu şarkıcılık. Ya bırak o şarkıcılığı bilenler, söyleyenler yapsın. Yapıyorlar da zaten. Yani bizde ekstra bir şarkıcı ihtiyacımız yok gibi. Bu bize böyle yani. Bu hakikaten imalat hatası. Bilmiyorum yani. Bu imalat hatası böyle ne kadar devam edecek bilmiyorum. Bizim de Aleyna Tilki bir laf etmiş. Ha önce de Twitter'ını kapatmışlar. Buradan geçmiş olsun sevgili Aleyna Tilki. Şit Tilken dikkat edeceksin kendine. Ama şimdi Reşit şey gitti, Twitter gitti. <laughs> açarlar açarlar. Aleyna Tilki demiş ki yani Türk popuna öyle güzel bir gönderme yapmış ki. işte araba kullanıyor biliyorsunuz ki. Allah korusun demiş. Araba kaza yaparsa Türk popu biter. İddialar. Bu yani yani Allah korusun Hemen lapin balığı gibi Emre Kaya atlamış. Demiş yavaş gel. Biz varız burada demiş. Düşünebiliyor musunuz yani? Türk popu biter. Ali Tilki söylüyor. Ortaya bir yam atıyor. O orada dolaşan lapin balıklarından biri Emre Kaya. Düşünebiliyor musunuz? Onu da bizim gazeteci arkadaşlar sormuş. Hatırlatmış. O da demiş yavaş gel. Biz demiş burada kardeşim. Sonra öğrendik. Emre Kaya da albümünü daha yeni çıkartmış yani. Hep örtüşüyor. İlk şarkı yeni klip falan. Yani hep gündem. O bir tane laf atıyor. O gündemi yakalayayım diye bu oradan oraya atlıyor falan. Bizimkiler zaten şey. Bizim muhabirler lapin balığın önde gidenleri. Onlar her şey atlıyor zaten. Onlar böyle iş varayım Maşallah. maşallah onlar ortalığı böyle bir karıştırıyorlar. Doğru bir şey olacak. Bu Emre Kaya'ya kalmış bu eleştiri. Yani o kadar duayanlar varken buna kalmış. Ya o kız ortaya bir şey atmış, sallamış, etmiş. Yapmayın gözünü seveyim arkadaşlar ya. Gözünü seveyim ya. Emre Kaya'cığım sen albümünü çıkarmışsın. Adam gibi doğru düz şarkı söylüyorsun. Güzel de sesin var. Şarkıların da güzel. Sen boş versene kardeşim. Yok Aleyna Tilki, yok Nevcihan Sansar bilmem ne falan. Bırak bunları kardeşim. Sen bak işine gücüne. Atlama böyle şey. Atlama atlama. Sevimsiz oluyorsunuz. Onu söylüyorum. Atlama. Sonra fanlar ikiniz arasında savaş. O ona ona. Eyvah. Yapmayın böyle şey. Şimdi <laughs> çok çok güldüğüm bir habere geliyorum. Çok komik ya. Biz böyle bir evlilik yapamadık ya. Bu iş adamı Ozan Baran, sosyetik eşi Süreyya Yalçın kendisine hediye ettiği bir tır var biliyorsunuz. Ya yani tır ha, yanlış anlama söyle araba araba jip falan değil yani. Bildiğin tır. Tır hediye etti. Yani nasıl bir sevgiyse tır hediye etti. Ve tabii ki Ozan Baran kaza yapmış Amerika'da tırla. Küçük araç ya herhalde şey yaparken kaza yapmış. Oldukça da kötü vurmuş tabii. Jipi Allah'tan kendisine bir şey olmamış tabii ki. Hediyenin sahibi Süreyya Yalçın da kaza yapılan fotoğrafın her tarafına nazar boncuyu koymuş. Nazara geldi diye. Sanki bardak kırıldı. <laughs> yani diyeceğim kardeşim yani kaza geliyorum demez sevgili Süreyya. Kaza geliyorum demez. Amerika'daki kurallarında oldukça, trafik kurallarının oldukça bizden daha sert kurallar olduğunu tahmin ediyorum. Biliyorum doğrudur herhalde. Ve bu bir taksi değil. Binek araba değil. Bu jip de değil. Kamyon da değil. Kamyon da hiç değil. Bu bildiğin tır. Yani bildiğin hem de üstelik de 400 bin dolar alınmış bir tır yani. Yani 400 bin dolar alınmış. Kocaman ve 25 metre uzunluğunda bildiğim bir tır. Bu nasıl bir fantezi araba sanırsın? Ya ben hiçbir kadının dünyada... Var mı? Duydun mu abi sen tır bir tane sosyetik güzel? Yani yerliden var. Yabancı duydun mu? Uçağı da da razıyım ha. Yani uçak da olur ya yani. bak problem yok yani bir tane uçak alırsın 6 kişilik 8 kişilik tır abi ya ne yapacak adam işsiz kaldığı zaman şey mi yapacak nakliye mi yapacak ne yapacak anlamadım ki. Ay neyin idmanını yapıyor ya. Tır abi ya hipal abi ne olacak bunlar Hediyesi hipal yani. Tır ne ya? Yani hayı çıtayı öyle bir yükseltiyor ki. Tırın üstüne kim çıkacak adam yani. Yani hediye almak için tırın üzerine kim çıkacak hocam merak ediyorum. Ama bineklerden bahsedin. Uçmayın hemen. Uçağa falan gitmeyin. Yemeye gitmeyin. Ya tırın üzerinde ne var merak ediyorum yani. Abi sonuç böyle bir şey olabilir mi? Tır ya. Bizim magazin hakikaten çok enteresan bir şey ya. O kadar her gün o kadar güzel haber o kadar güzel bir gündem çıkıyor ki le bir der le bir bitmez yemin ediyorum. Organik bundan organik yani. Her daim bizde her şey organik. Şimdi Cem Yılmaz yine kafaları karıştırmış. Sevgili Cem herhalde bizim muhabirlerle kafa buluyor. Ben artık buna inanıyorum biliyor musun? Eğleniyor adam kendi kendine. Ciddi söylüyorum. stand bu dışarıda da yapıyor yani. Sokakta da yapıyor. Bazen böyle son derece gergin sinirli falan oluyor. Böyle atarlı matarlı yürüyor gidiyor ama bu sefer de bizim muhabirler demiş ki Defne Samyeli evliliğimiz çok iyi gidiyor. Hadi bakalım buyurun. Evliliğimiz çok iyi gidiyor. Hay yani biz evlendiğinde bizim mi haberimiz yok. Bizi mi yemliyorsun? Hani Cem'i de anlamış değilim yani sevgili Cem. Ya ayrıca da evlenin çok yakışıyorsunuz. Hem Defne olsun kafa yapısı olarak. Sen ol Defne olsun olsun. Herkiniz Niye evlenmiyorsun hakikaten? Bak sen ilk evliliğini beceremediğini itiraf ettin. Bir çocuğunuza anne baba olamadık dedin. Çok güzel bir itiraftı. Mükemmel bir itiraftı. Herkesin yapacağı cesarete sahip olmayan bir itiraftı. Buraya kadar her şey güzel. Tamam ben de diyorum ki evlen. Belki de şunu mu ima ediyorsun? Ya biz zaten evli gibi yaşıyoruz. Bir tek aramızda aa, şeyde kalem bile yerine durmuyor ya. Bir tek yani bizim aramızda imza yok. Ama biz evli gibi yaşıyoruz. Zaten onda da sorun yok. Öyle yaşayan çok var. İmza yok ama bir sürü örnek verdim. Şimdi gereksiz isimlere. Yani 40-45 yıllık öyle insanlar var. Aralarında imza yok ama çocuklarına kadar var. Problem yok. Ama evliliğimiz iyi gidiyor. Güzel. Yani gündem yaratmayı iyi biliyorsun sevgili Cem. İnşallah da resmiyete dökersin diyorum. Ha başını imzayla bağlamak istemiyorsan ayrı bir şey. Evlilik sözleşmesi var. Yaparsın abi korkma yani. Şeyden korkuyor olabilir bu. Bu gördünüz ya son zamanlarda millet 3 milyon 5 milyon tazminat veriyor ya. Eyvah eyvah. Çünkü her evlenen bizim star erkeğimiz kadınlarını zengin etti. Emin ediyorum zengin etti. Kazandıklarını verdiler. Kazandıklarını verdiler. Onun için hiçbir şey demiyormuş. İşte o kazandıklarını verdiler. Ver de dedim kişi geldi dönüm ha. <laughs> sevgili Mustafa Sandal. Mustafa Sandal uzun süre bir büyük bir petro şirketinin reklamında oynadı. Tabii ki e, bu anlaşmalar vakti ve zamanda bittiği zaman reklamları bile oynatamıyorsunuz biliyorsunuz ki bir anlaşma gereği var profesyonel bir şekilde. E, Mustafa Sandal bu reklamları serisinde oynadı. Vakti zamanı bittikten sonra sözleşmenin fakat bu şirket durmamış reklamlara devam. Bunu bir ajan gibi takip eden yani o kadar yani işin içerisinde Emine ile boşanırken yeni süt şuruplar ya Emine sevgili aşk başkası bunu da takip etmiş ha. Ve yakalamış ve olayı hemen o petro şirketini mahkemeye vermiş. Mahkemeye verdiği gibi de bilir kişi Mustafa Sandal'ı haklı bulmuş. Ben o petro şirketini de merak ediyorum kardeşim senin sözleşmen bitmiş. Anlaşman bitmiş. Verdiğini vermişim maddi olarak. Artık ne aldın Allah bilir. Hani tanıtımda. Veya imaj olarak nereye getirdiğini Mustafa Sandal onu bilemeyiz. Mustafa Sandal sonuçta iyi bir ses sanatçısı, iyi bir sanatçı. Kesin iyi bir yere getirdi ki sen devam ediyorsun. Ya bu insanı arayıp da gel sevgili Mustafa biz bu reklamları çektik ama bir sene daha devam edeceğiz. Nedir ne değildir. Niye demiyorsun? Bundan sokaktaki adamlar değiller ki. Bunlar bu ülkenin starları. Tabii ki bunları takip edecekler. Bunların resimlerini bile kullanamazsınız. Muz Cumhuriyet'in burası. Bakın bilir kişi daha ilk bir dakikada haklı bulmuş. Belki de büyük cezalara gidecek. Şimdi duruşma ertelenmiş ama bunun sonuçta bilirkişi haklı bulduğuna göre benim bildiğim ertelenen duruşmada bir karara bağlayacaklardır. Sonuç itibariyle yapılmaması gereken bir şey. Her şey profesyonelce yapılıyor. Kimse burada amatör değil. Ne petrol şirketi ne Mustafa Sandal. Ne verirsen onu alıyorsun. Sanatçına ne veriyorsan reklamda ne istiyorsan onu alıyorsun zaten. Onun fazlasını istediğin zaman işte karşında hukuk bir dakika diyor kardeşim. Ne olursa o petrol şirketi ol, gıda şirketi ol, tekstil ol. Ne olursa o ayakkabı ol. Ama anlaşma anlaşmadır. Onun için ben bu konuda hiçbir şey demiyorum. Ya şu şeye şaşırıyorum. İşte bu bir dolandırıcı haberi var Gizem Karaca. O da davadan bulunduğu, an söylemek istemedim o davadan aklandı. Yani bir daha yapılmaması gerekiyor. Davasına aklandı, rahatladı. Fakat bu sefer de 135 bin liralık beyaz eşya almaya gidiyor. Seçiyor, ediyor, her şeyi yapıyor, ediyor. Parasını pulunu veriyor ama bir daha da o eşyalar eve gelmiyor. Bırak beyaz eşya hiçbir renk gelmiyor. Sonuçta kızımız oldukça zeki. Aa ben dolandırıldım galiba diyor. <laughs> Yani. Ya beyaz eşya. <laughs> Verdi mi parasını gelirken nereden aldın anlamadık ya. ya. Belli özel markalar var. Büyük marka İyi e iyi de para vermişsin. Yani bu bu gelir ya. <laughs> yani bu dolandırıcıyı nasıl bulmuşsun ya siz? Akıllı, kültürlü. Yani bu tongalara gelmeyecek altyapıya sahip olan insanlar olmanız lazım ya. 135 bin TL beyaz eşyacı gidiyorsun. Ya insan bir sen yani insan değilsin ki sen gizem karıca oyuncusun. Gidersin paranı verdikten sonra bir takip edersin. Bak şimdi soruşturma başlatmışsın. ismi vermişsin etmişsin. Bir de pazarlık mazak da yapmış ya. Nasıl bir şey? Bilmiyorum belli markalar var var çünkü gittiğin zaman yani şimdi söylemiyorum işte markalar var gidersin alırsın abi yani paranı verirsin vade bir yap, şey yaparsın. Yatırırsın paranı alırsın. Yani dolandırılmak yani ben bu starlarımızı unutamıyorum ya. ya anlamamıyorum anlamıyorum yani anlam veremiyorum yani şey görüyorum tamam ülkede dolandırıcımız dolandırıcılık çok. Neler yapılıyor? Bu gıdada da öyle, beyaz eşyada da böyle, inşaatta da öyle. Yani sonu yok. Dijital dünyada zaten öyle işte. Telefonda aramalar, etmeler. Yani bir sürüsü var bunun önüne geçir. Ama ya e bizim yani siz daha gün görmüş diyeyim size. Yani no, ne, nereden geldiğini bilmeniz gerekiyor. Senin eşin var, eşine danışırsın, annem var, babam var. bir şekilde hani 135 bin TL'yi konuşuyoruz. Ya. Yani bu sokaktaki bin lira, üç bin lira değil ki yani. İyi bir şey almışsın demek ki. Demek ki bu 135 bin beyaz eşya anladığım kadarıyla Avrupa'nın önde gelen markaları bunlar. Yani büyük markaları yani. E güzel ama gittin ya neresi ya? Ne yaptın? Yoldan gece gel, lengur lengur daldın mı anlamadım ki ben. Hani şey fırın, fırıncıya girer gibi. Ha, doğru vallahi. bisiklet falan öyle. diye. Herhalde daldı yani. Ben hani anlamıyorum ki ya. inanamıyorum. Çünkü hakikaten inanamıyorum yani. Bana şey geliyor çok garip geliyor. Bu insanlara bu kadar böyle parayı kaptırınca bu dolandırıcıların iştahı iştah açılıyor. Ya. Ben sana söyleyeyim ya. Yani. Bak bunlar var işi büyütecekler bu gidişte. <laughs> Evet, sevgili şimdi Burak Hakkı'ya gelmek istiyorum. Burak Hakkı, Tara topladı, gitti Gelibolu'da organik tarım yapıyor arkadaş. Helal olsun. 35 bin metrekarelik bir yer aldı. 35 dönüm yani. Çok güzel. Açtı oraya. İlk önce başladı böyle hobi tarımı. Yani hobi tarımı kendine göre işte orada bildim. Ona, 35 dönüm neredeyse kendine göre yapacağınızı diyeyim. Ondan sonra fakat akıllı bir şey yaptı. Yani şöyle akıllı bir şey yaptı. Çanakkale'de çiftliği kurup organik tarıma başladıktan sonra Burak Hakkı ticarete atıldı. Yunan nişanlısı. Harap. PAPA'nın yani memleketine bu ürettiklerini satmam anlaşması yaptı. Yani bizim ülkeyi değil. Yani ürettiklerini şeydeki e, Çanakkale'de tüm o ürettiklerini Gelibolu'da yani Çanakkale Gelibolu'da Tabi nişanlısının da bağlantılarıyla tamamen Yunanistan'a gidecek. Yani siz bekleyin. Bıraktan size bir şey yok. Gidiyor direkt şeye, komşuya. Bütün o organikler, domatesler, o salatalıklar, patlıcanlar, mağrurlar, roka'lar beklemeyin arkadaşlar. Hepsi Yunanistan'a doğru yola çıkıyor. Yani Burak'a bir kere şöyle tebrik ediyorum. Oyunculukla ilgili iyi bir aşama kaydetti. Geldi. Ama bazı sanatçılarımız artık ne bileyim Çanakkale, Yılmaz Erdoğan işte köyceğiz. Böyle Özgün Namal yine o da köyceğiz falan. Kimisi işte Bodrum, Çeşme, İzmir, Alaçatı falan derken İstanbul'dan uzaklaşıyorlar. Ve hemen hemen tamamı da organik tarıma hakikaten ilgi duymaya başladı. Ya da onlara zevkli gelmeye başladı. Kimisi kendine göre yapıyor hakikaten. E, kimisi de böyle çok büyük olunca haliyle alan 35 bin metrekare olunca da işi ticarete döküyor ki doğrusunu yapıyor sevgili Burak. Hakikaten Yunanistan'a satıyormuş. Arta kalırsa bize de gönder. Yani İstanbul'da bu konuda senden salatalık bekler, domates bekler, patlıcan biber bekler, kırmızı biber özellikle aldı başına gidiyor patates, soğan. Yap bize bir kayak. Yani ben tebrik ediyorum. Yani güzel bir uğraş olduğunu söylüyorum. Şimdi gelelim sevgili <laughs> Hülya Avşar'a. Yaş 55, 56'ya doğru gidiyor. Kendine özgüveni olan ve bir o kadar zeki olan Hülya Avşar makyajsız, makyaj yapmadan kendine güven dışarı çıkıp olduğu gibi kendini gösteren belki de bu ülkede tek sanatçı. Çok büyük bir özgüven. Bizim 20 yaşındaki çocuklarımız botoks yaparken, 25-30 yaşındaki sanatçılarımız botoks veya dudak dolgusu yaparken, 40-45 yaşındakilerimiz direkt ameliyat masasına estetiğe yatarken kulak, burun, boğaz komple kaportayı değiştir bizim 55 yaşındaki 56 yaşına gelen taçsız kraliçemiz Hülya Avşar tüm bunları reddedermişçesine makyajsız, aslan gibi geziyor, tozuyor. Kaç kere gittim tenis maçını izledim. Bir damla makyaj olmadan oynuyor. Basına çıkıyor, medyanın karşısına çıkıyor. inanılmaz bir şekilde aslında organik yaşıyor biliyor musunuz? Doğal yaşıyor. Bir tane elimizde. Tek malzeme. Örnek ve tek. Başka yok yani. Ben bizim sanat camiasında böyle Hülya Avşarların bu tarz düşünen, bu kadar rahat olan, bu kadar özgüveni yüksek olan, kendine güvenenlerin hakikaten çoğalmasını istiyorum. Ya 20 yaşındaki çocuklarımız bir buçuk kilo boyayla dolaşıyor ya. 25 yaşındaki sanatçılarımız yemin ediyorum bari saten filan kaplatın bari buraları filan. Yani resmen boya makinesi gibi dolaşıyorlar ya. Yani biraz makyaj tabii yapın makyaj yapın Hülya Avşar da makyaj yapıyor ama nasıl yapıyor? Bir davet, bir toplantı, bir düğün, bir açılış, bir özel durumlarda tabii ki yapıyor. Ama onun dışındaki hayatında yüzüne makyaj sürmüyor. Makyaj yaklaştırmıyor. Onun için hakikaten çok ciddi bir örnek. Ben onun için her zaman söylüyorum zekasına hayranım. Turuşuna da. Yani bu konuda kendisini hakikaten tebrik ediyorum. Ve dediğim gibi ciddi e, yani kadının da en güzel yaşlarından biri. Kendine güveniyor yani. Yaş 55-56 problem değil diyor yani. Ona göre seviyorum. Evet sevgili Babala TV izleyenleri, organik magazinciler. Bu hafta böyle dolu dolu git. Bayağı verdik mi haber? Ha, ne diyorsun kardeşim ya yani? Sevgili Babala TV'lere doyarlar mı bunlara? Bildiğin gibi bilgileri verdik. Her şeyi söyledik, her şeyi konuştuk. Konuşmayla devam edeceğiz. Haftaya da inşallah sevgili Babala TV'ler sürpriz bir konumuz olacak. Sinema, dizi dünyasından bir konumuz. Sizlerle birlikte olacağız. Hem magazin gündemini değerlendireceğiz. Hem de o sevdiğimiz konuları. Sizlerin de merak ettiğiniz soruları. Burada merak etmeyin ben. Çatır çatır soracağım. Hem hem eğleneceğiz hem de magazin gündeminden bol bol bilgi sahibi olacağız. Hepinize bugünlük iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.